Efendim, özür dilerim kısa arz edeceğim. Şu genel tabloyu koyalım. Bizim dinimizde günlerin, ayların, saatlerin hayırsızı, uğursuzu yoktur. Bunu bir kere tekrarlayalım. Bazıları hala bazı günlere uğursuzluk, hayırsızlık izafe ediyorlar. Bu doğru değil. Ancak bütün günler, bütün aylar, bütün saatler de manevi kazanç açısından, feyiz ve bereket açısından birbirine eşit değildir. 24 saat içerisinde seher vaktinin çok kıymetli olduğunu bilmemiz lazım. Rahmetli Arif Nihat Asya, vakit seher vakti, ezan sabah ezanı diyor. Vakit seher vakti, ezan sabah ezanı. Cuma gününün 7 gün içerisinde faziletini bütün Müslümanlar biliyor. Ramazan'ın 12 ay içindeki faziletini herkes biliyor. Bu 5 mübarek gece de bir hadis-i şerifte de işaret edilerek diğer gecelerden daha üstün olduğu söylenmiş. Kardeşim, bu vardı yoktu diye tartışıp da saf dışı, gündem dışına bırakma yerine biz bunları nasıl değerlendiririz? Geleceğimizi hazırlamada, barışımızı kurmada, kendi ülkemizdeki problemleri halletmede, aile içerisindeki problemleri halletmede ve dünya çapındaki görevlerimizi yerine getirmede bu mübarek zaman bölümlerini nasıl kullanabiliriz diye düşünürsek bence daha akılcı ve daha faydalı hareket etmiş oluruz. Şimdi Yasin Bey çok önemli bir vurgu yaptı. Yani Kur'an'a göre genel olarak zaman olgusu ve özellikle vurgulanan zamanlar var. Bunlara geleceğim ve size dediniz ki işte özel zamanlar. Ama bunun öncesinde şöyle bir şey söylediniz. Bunlar böyledir, bunlar şöyledir deyip inkar edip sırt çevirmek yerine bunlara yönelmek gerekir. Şimdi burada bir takım iddialar var. Hemen onları açıklığa kavuşturalım. Hani bunu böyle demek değil, böyle yapmak gerekir derken niçin öyle dememeli? Bunu da açmak adına. Cahiliye döneminden kalma adetler bunlar, kandiller diyenler var. Bir de Kur'an'da yok, ben buna inanmam. Dolayısıyla bidattır, şirke düşüyorsun'a kadar işi götürenler var. Niçin böyle değil? Niçin böyle algılamamak lazım? Bunu bir açalım, sonrasında bu zaman meselelerine yoğunlaşalım. Ben az söyleyeceğim, hocama bırakacağım. Kim ki Kur'an'da olmayan şey beni bağlamaz, bizi bağlamaz diyorsa İslam'a zarar veriyor, Müslümanlara zarar veriyor, kendisi yanlış yoldadır. Sünnet-i seniyyesiz Efendimizin hadislerini devreye koymadan İslam'ı anlamak, yaşamak mümkün değildir. Bazı şeyleri sünnette de bulamayız. İcma-i ümmet dediğimiz ümmetin müçtehitlerinin koyduğu kurallar da bizi bağlayıcıdır. En son kıyas-ı fukaha dediğimiz fakih kişilerin kitapta, sünnette, icmada olmayan konularda hüküm beyan etme yetkisi vardır bizim dinimizde. Efendim, kitapta, Kur'an'da varsa kabul ederim, yoksa kabul etmem. Demek ki siz ikinci delil yerine kendinizi koyuyorsunuz. Ara bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Bu yeni bir trend mi size göre? Hayır, şöyle benim bilgilerim çerçevesinde İslam tarihinde bu ola gelmiş. Baştan beri var mıydı bu? Bak, ola gelmiş ama hep böyle tabiri caizse saman alevi gibi yanmış, rağbet görmüş, sonra silinmiş gitmiş. Dalgalar gibi köpükleri sönmüş gitmiş. Aksi halde 1400 sene bu kadar sağlıklı gelemez idi din. Fakat bu hep ola gelmiş, son zamanda da oluyor. Ama ben burada şunu söyleyemiyorum Canan Hanım. Ya varsın olsun, şimdiye kadar da olmuş, bundan sonra da olur. Bana göre bir gencin yanlışa düşmesi, bir gencin ibadetlerden soğuması, bir gencin peygamberin sünnetini önemsememe gibi bir yanlışa düşmesi benim için çok önemlidir. Benim için derken şahsım için değil, dinimiz için çok önemli. Maalesef bazı kişiler çıktı, ilmihali yeniden yazmak lazım. Sabah namazı 2 rekat, öğlen namazı 4 rekat, ikindi 4, akşam 3 yatsı 4 rekat demek lazım dedi. Sünneti devre dışı bırakarak bir kısım gençlerin şimdi namazları farzından kılmaya başlamasına sebep oldu. Böyle bir yanlışı biz da ileride nasıl telafi edebiliriz Canan? Sonra onlar da iner mi? Farzlar da iner mi? Şimdi bir şey söyleyeyim. İner tabii, çünkü özür dilerim. Özür diliyorum hocam. Buyurun hocam. Bu ibadetleri şöyle iç içe daireler olarak kabul edersek Canan Hanım, en üstteki mendup dediğimiz daire içerideki sünnetin koruyucusudur.
Sünnet vacibin koruyucusudur. Vacip farzın koruyucusudur. Siz dış daireleri ihmal ederseniz, imha ederseniz en içteki daire de tehlikeye düşer. Ki yatsı da vacip de gitmiş anladığım kadarıyla. Yatsı da farzın koruyucusu da gitmiş. Evet. Şimdi aslında başta o ayeti bir usul olsun ve yaklaşım biçimimizin Kur'an'ı temelinin ne olduğu ortaya çıksın diye onu ifade ettim. Yani dini olan her şeyin Kur'an'da olduğunu Kur'an'la sınırlamak Hazreti Peygamber'in ve tarihi realitenin inkar anlamına geliyor. Şimdi bakın, desem ki ilim olsun ama alim olmasın. Bilgi olsun, bilgi iyidir ama bilge olmasın. Ders olsun ama müderris olmasın. Tıp olsun, tıp iyidir ama tabip olmasın. Hikmet olsun, hikmet iyidir ama hakim olmasın. Filosof felsefe olsun, filozof olmasın desem aklımdan zorun mu var denir. Ama deniliyor ki din olsun ama peygamber olmasın. Din olsun ama şimdi ben felsefe okumayı düşünsem ilk çağ felsefesinden Aristo'yu önüme koyarlar ve oradan okumam gerekir. Çünkü tarihi bir süreç vardır. Aristo'yu efendim ben bana son 19. yüzyılın 20. yüzyılın felsefesini getirin. Beni niçin tarihin öncesine sürüklüyorsunuz demez hiç kimse. Çünkü herkes bilir ki bir tarihi tecrübe vardır, bir süreç vardır. O süreci atlayarak siz olgunlaşamazsınız. Mevcudu bilip mevcudu aşmanız gerekir. Aşmanız ancak mevcudu bilmenizle mümkün olur. Şimdi şunu ifade edeyim. Karen Armstrong isminde bir yazar var. Onun Muhammed isminde bir eseri var. O diyor ki Hazreti İsa gökten insin. Nereye insin? Göğe kaldırıldığı yere insin. Kudüs'e insin. Beytüllahim'e insin. Hazreti Peygamber de dirilsin. Ama Mekke'ye gitmesin. Medine'ye de gitmesin. Nereye gitsin mesela? Amerika'ya gitsin. Washington'a gitsin. Şimdi diyor ki bakın bir oryantalist gözüyle İslam'ın ve peygamberin, Hazreti Peygamber'in konumunun tespit edilmesi çok dikkate şayandır. Diyor ki Hazreti İsa dini bıraktığı yerde, İncil'i bıraktığı yerde kendi dinine tabi olanları tanıyamazdı. Nasıl tanısın? Allah kıyamet günü soracakmış, diyecekmiş ki yani اَاَنْتَ كُلْتَ لِنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَاُمِّيَ اِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Sen mi dedin bunlara Allah'ı bırakın da bana ve anama tapın diye. Sen mi dedin? Şimdi tevhid demiş, tesis yapmışlar. Tevbe demiş, vaftiz yapmışlar. Namaz demiş, başka bir şeye dönüştürmüşler. Tanıyamazdı diyor. Ama diyor ki enteresan, Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed, Washington'da sadece iki rekat namaz kılan, cuma namazının farzını kılan bir tabisini görse, çağlar sonra, coğrafyalar uzakta tanıyabilirdi. Şimdi bakınız, din, Kur'an'ın bir özelliği vardır. Literal yapısının bir özelliği vardır. Kur'an mücmel, muhtasar, külli ve ilkesel bir metindir. Yani insanın dünyası ve ahireti hakkında Allah'ın söylediği, söz verdiği, emir ve koyduğu yasak demek olan vahiy özlü bir niteliğe sahiptir. Ve izah gerektirir. İzahı gerektirir. Onun için peygamberi görevlendirmiştir Allah. Bir örnek vereyim. Mesela Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde peygamberimiz Neccar oğulları vardı Medine'nin etrafında ve onlar Hristiyandılar. Ehli kitaptan olan zümreler vardı. Peygamberimiz bana tabi olun dediğinde dediler ki peygamberimize bizim de peygamberimiz var, kitabımız var. Biz yani Allah'ı seviyoruz. Kusura bakma biz sana bağlanamayız dediler. Bunun üzerine Allah bir ayet indirdi. İstanbul'da buyurdu ki kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah. Hakikaten Allah'ı sevdiklerini iddia ediyorlarsa, bu sevgilerinin monolog bir sevgi olmaması için, platonik bir sevgi, karşılıksız bir sevgi olmaması için, başka bir ifadeyle Allah'ın da onları sevmesi için mutlaka sana uymaları lazım, sana ittiba etmeleri, bağlanmaları lazım buyuruyor. Şimdi biz evet Kur'an'dan yürüyelim, her şeyin üzerine Kur'an merkezimiz elbette. Kur'an Hazreti Peygamber'e ittibadan bahsediyor, ona uymaktan bahsediyor. Yani eğer Hazreti Peygamber dinin mücmel olan, özlü olan yapısını vahyin açmamışsa, açıklamamışsa Hazreti Peygamber'e uymanın bir anlamı kalmıyor. İkinci, bir hususu daha ifade edeyim. Lütfen. Şimdi mesela Kadir Gecesi'nin, evet yani
bu cahiliye döneminde vardı bu adetler. Bunu kim nasıl söyledi bilemiyorum ama Kadir Gecesi, evet Kadir Gecesi'nin muhterem bir gece olduğu bizzat Peygamber Efendimiz tarafından ifade ediliyor. Ve hatta Hazreti Ayşe diyor ki ben o geceye rastlarsam ne yapayım? Peygamber Efendimiz de Allahümme inneke afubun tuhibbul affe fafu anni. Allah'ım affetmeyi seversin, beni affet dediğin. Mesela Peygamberimizin bir teşviki var burada. Yine mesela Regaib Kandili ile ilgili olarak Peygamberimiz mesela biraz önceki hadisin devamında buyuruyor ki kâne izâ evvele leyletin, ilk gece girdiğinde kâle derdi ki hâzihi leyletun garra'u ve yevmun esher. Bu böyle parlak bir gecedir ve bu çok böyle bereketli, güzel bir zamandır, gündür diye Peygamberimiz vurgularmış. Orada bir farklı durum var. Dolayısıyla şu iddiaya asla katılmamızın imkan ve ihtimali yoktur. Bu geceler, bu geceleri kutlama adeti böyle devri cahiliyede İslam'dan öncesinden kalmış öyle bir artık cahiliye artığı kesinlikle değildir. Bu İslami kültürün içerisinde evet bunlar ete kemiğe bürünmüştür. Şimdi bir cümleyle hocama sözü bırakacağım. Şimdi desem ki ben hatta şu cümleyi bile kurayım. Bizi aslında şuna alıştırdılar. Arada bana da sözü bırakın tamam, da bitireyim. Yeni soru sorayım. Şöyle. Buyurun. Mesela birisi de bize şunu alıştırdılar. Evet sadece Kur'an dediler. Kur'an ve sünnet bağlamına araya sıkıştık. Ama bak biraz önceki okuduğum ayetten dolayı başka bir şeyden bahsediyor. Şimdi ben bir şey söylesem desem ki ben Kur'an'da ve sünnette olmayan bir şeyin İslam toplumu tarafından makbul olduğunu ve bunun Allah katında da makbul olduğunu şu anda ispatlasam. Mesela bir örnek vereyim. Hazreti Peygamber vefat ettiği zaman Kur'an'ı iki kapak arasına getirdi mi? Vefat etmeden önce getirmedi. Getirmedi. Getirin dedi mi? Demedi. Şimdi bakın Müselimetül Kezzab'la yapılan Yemame Savaşı'nda büyük hafızlar, pek çok hafız şehit olduğunda Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'in yanına geldi bir cümle kurdu ona. Dedi ki, bu ümmet Yahudi ve Hristiyanların durumuna düşmeden, kitapları tahrif olmadan hafızlar ölüyor çünkü, şehit oluyor. Bunu iki kapak arasına getirelim dediğinde Hazreti Ebu Bekir ne dedi biliyor musunuz? Ben Hazreti Peygamber'in yapmadığı bir şeyi nasıl yaparım? Bu bid'attir dedi. Sonra bizim tarih kitaplarımız, menakıb kitaplarımız diyor ki, Ömer'in kalbini bu işe açan Allah, Ebu Bekir'in kalbini de açtı ve bunu böyle yaptılar. İki kapak arasına geldi. Bakın bu Peygamberimizin yapmadığı bir uygulama. Bu bid'attir. Bu mantıkla. Aynı mantıkla izah edersek bu da bid'attir. Ben bir cümle daha söyleyeyim o zaman. Peygamberimizin döneminde yazının o haline bakarsak, yazının mesela T'nin üzerinde iki nokta yoktu. Kafın üzerinde iki nokta yoktu. Y'nin altında iki nokta yoktu. Hareke yoktu. Bunların hepsi süreç içerisinde sonradan kondu. E şimdi bunlar bid'at. Birisi şu cümleyi kursun o zaman. Mesela bunlara itiraz eden desin ki efendim tamam ben birebir otantikliği takip edeceğim. O zaman kardeşim al Kur'an'ı önüne, harekelerini sil, noktalamalarını sil. Hatta sen git bul yani böyle cilt haline getirilmemiş bir Kur'an bunu takip et. E bak biz buna mecburen uymamız gerekiyor. Bid'at Peygamberimizin döneminden sonra olduğu halde. Onun için şöyle diyeyim. Sebilul mu'minin Kur'an'ın ve sünnetin geçmişten geleceğe uzattığı elidir. Bunu yok saymak, bypass etmek, o eli kırmak ve yeniden bir din inşa etmekle eş manada bir şeydir yani. Şimdi ben